Olayım ilk bundan tam bir ay önce gerçekleşti. Mübarek Ramazan-ı Şerif'te. İftardan sonraydı akşam namazı vakti. Akşam namazına giderken namaz kıldıktan sonra bir fark ettim. Bir bisikletimizin olmadığını fark etti. Ve yolda geçen bir vatandaş bize söyledi, dedi işte bisikletinizi alan şahıs biri binip kaçıp gitti. O şekil peşine düştük ve bulamadık. Kamera kayıtlarımız mevcuttu. Kamera kayıtlarımızı da emniyet teşkilatına bildirdik. Yani emniyet gelip olay yerine geldi, baktı ama bir netice alamadık sonuç itibariyle. Dedi dosyanız şu anda savcılıktadır ama bir şey gelişmemiş, yani bir neticeye varılmamış şu anda, dosyanız da savcılıktadır. Dünkü olayımız ikindi namazından sonraydı. Saat zaten olay tam 5:58'de gerçekleşiyor. Daha önceki olayımızda kişinin eşkali tam belli değildi ama dünkü olayımızda eşkal tam belli, güvenlik kamerasına da yakalanıyor. Ve o esnada biz içerideyken şahıs gelip yani biz tedbirimizi de almıştık, daha doğrusu zincirimiz de vardı. Zincirin kilitli olmadığını fark ediyor ve o esnada ondan istifade binip kaçıyor. Biz hemen fark edince bu olaydan bir 15 dakika sonra fark ettik. 155'i aradık. 155 dedi bu ürünün faturasını ve güvenlik kamerasını bize getiren ve burada yakınımızda 10 Nisan karakolu vardı. Oraya gittik. Güvenlik kamerasını, ürünün faturasını, fotoğrafını götürüp verdik oraya. Ama inanıyorum ki bir önceki olay gibi pek üstünde durulmayacak yani. Dünün zaten saat 6:30-7 gibiydi, ben karakoldaydım. Karakola döndükten sonra saat akşam 10:30 gibiydi, aradım. Beni aranan karakol numarasından aradım. Dedim beni bu numaradan bana ulaşmıştınız. Ben size görüntü teslim etmiştim. Bir olayda bir gelişme falan oldu mu? Olunmadı dedi. Biz inceleyip size bilgi vereceğiz. Yok, daha bir bilgi verilmemiş ve daha karakoldan ekip gelmemiş buraya. İlk caydırıcı bir kanun olması lazım. Ben oradaki polis arkadaşlara da bildirdim. Dedim ki şu anda şahıs yakalansa dahi beni ifade vermek için tutacaksınız ama onunkini benden önce karakoldan çıkacak. Çünkü caydırıcı bir kanun yoktur ve onun nezdinde de ağır bir cezası yoktu. Cezası olmadığı için de adam serbest bırakılıyor ve günübirlik iş yapmaktansa onu tercih ediyor. Ben alayım bu bisikletin, benim en sonki çalınan bisikletimin değeri 520 TL'ydi. Alıp onu götürecek, 100-150 liraya satacak. Ondan bir ihtiyacını giderecek, bir günlük işini giderecek yani. Onun dışında sileni baştan, bir başkasını mağdur edecek. Abi toplam bu iki olayın zararı 1000 TL'de. Ve emin olun biz daha yani normal zaten esnaf olarak şu anda piyasa sakinde kendimiz dahi daha kiramızı çıkarmış değiliz. Ve bu zararın dışında iş olmaksızın bir de bu zararlar çıkıyor, bizi rahatsız ediyor. Ve üstünde durulmaması işler acısı. Şu anda benim çevrem hepsi 24 saat kamera altındadır. İstenilse bulunabilir. Ama ne yazık ki bir çaba edilmiyor. Daha benim iş yerime emniyet görevlileri daha gelip iş yerimi görmüş değiller. İkinci olayımda. Ama çevrede bakılırsa, gözetlenirse, takip edilirse bu çok rahatlıkla bulunabilir. Çünkü az ilerimde MOBESA var. Sağ tarafımda az ileride MOBESA var. Sol tarafta kavşak var. Kavşakta MOBESA var. İstenirse bulunabilir.